ediyoruz. Sayın Çeviroğlu, şimdi sıcak gelişme olması açısından Trump'ın son tweetlerine de geleceğiz. Onları sormak istiyorum ama öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna, tavır değişikliğine, Kürtleri desteklemeyeceğini açıklaması sonrasında ülke siyasetinde neler oldu? Biraz bunu sormak istiyorum size. Çünkü tepki gösteren isimler olduğunu gördük. Senato'dan da tepkiler yükseldi. Kürtlere ihanet edildi vurgusuyla birlikte. Bu karar ABD içinde nasıl tartışılıyor şu anda? Bu karar dün gece hiç alışılmadık bir şekilde pazar gecesi yayınlandı karar. Karar açıklandıktan bu yana büyük bir tepki var. Amerikan kamuoyunda, think tank çevrelerinde, basında, kongre üyelerinde, hükümetin bazı bölümlerinde yani büyük bir tepki var. Geçen Aralık ayında gördüğünüz tepkiye benzer tepkiler var. Bu tepkilerin temelinde Kürtlerin, Kürtlere ihanet edilmesi, Kürtlerin bir başlarına bırakılması, bu kararın devlet organlarına danışılmadan alınmış olması, sahadaki komutanlara danışılmadan alınmış olması gibi vurgular yapılmakta. Ama siz de belirttiniz, Lindsey Graham gibi cumhuriyetçilerin en önde gelen senatörlerinin bir tanesinin çok açık tepkileri olduğu Nikki Haley, ABD'nin yakın döneme kadar Birleşmiş Milletler'deki büyük elçisi. Onun örneğin Trump'a yakınla bilinen Fox TV kanalının yani genel olarak baktığımızda bu karara bir tepki, rahatsızlık çok açık görülüyor. Dün geceden beri susmuş değil bu tepkiler. Yani Amerikan kamuoyu, Amerikan toplumunun vicdanı, Amerikan devlet aklı biraz rahatsız, biraz değil, bayağı rahatsız ve bu kararın bireysel bir karar olduğunu vurgulayan yorumlar yapılmakta. Yani Amerikan hükümetinin değil, zaten belli başlı gazetelerin başlıklarına, manşetlerine baktığınızda da Trump öyle çıkıyor. Yani Trump, evet. Türkiye yeşil ışık yaktı, Trump Erdoğan'a yol ver, Trump Kürtleri katlamana yol açıyor gibi söyleme, Trump, Başkan Trump öne çıkaran yorumlar göze çarpıyor. Evet, şimdi bu son bıraktığınız nokta üzerinden gidersek Donald Trump Türkiye saatiyle biz yayına girmeden kısa bir süre önce yine tweetler attı bu konuyla ilgili ve sınırları aşarsanız ekonominizi mahvederim minvalinde bir tehditte de bulundu aslında Türkiye'ye. Bunu da bu çerçevede mi görmek gerekiyor? Nasıl bir mesaj verdi Trump bununla? Yani Trump'ın mesajlarını anlamak çok güç. Yani hemen hemen her basın organının özel bilimleri oluşmuş durumda. Hem Sayın Trump'ın tweetlerini yakalamak, haberleştirmek hem de anlamak için. Çünkü net değiller, değişik yorumlar açık. Örneğin Beyaz Saray'ın açıklamasında Türkiye çok uzun süreden beri planladığı operasyonu gidecek, devam edecek gibi bir söylem vardı. Şimdi ise benim aklımın kabul edemeyeceği bir şey olduğunda ve yani sınırları açtığında. Tabii bu da muğlak bir söylem. Sınır aşmak ya da aklın kabul edebileceği makul şeyler nedir? Evet. Kişiden kişiye değişen göreceli kavramlar. Yani o yüzden yorum yapmak yorumcular için, uzmanlar için çok zor. Ama şunu söyleyebiliriz yani bu bahsettiğiniz Trump son tweet, Sayın Trump'ın tweet'i tamamen kamuoyundan gelen baskı, kendi partisinden gelen baskı, muhalefetten gelen baskı, düşünce kuruluşlarından gelen baskı, Amerikan halkından gelen tepkilerin sonucu olarak bu tweet'i gönderme, yazma zorunlu duyuyor kendisi. Çünkü dediğim gibi müthiş bir baskı altında. Örneğin bu tweet'ten şu açıklanabilir. Acaba Trump'la Erdoğan sınırlı bir bölgede mi anlaştılar? Sadece sınırlı bölgesi mi? Örneğin Amerikan askerlerinin bugün resmide Tel Aviv'den çekildiğini biliyoruz. Erken 5 yara saatle 5 gibi. Ama değişik bölgelerde halen Amerikan askerleri duruyor. Örneğin Pentagon'un açıklaması oldu. Biz bu operasyona karşıyız. Dışişleri Bakanlığı'nın Reuters'e verdiği açıklama var. Biz bu duruma karşıyız diye. Yani birçok bilinmeyen denklem var. Birçok anlaşılmayan, net olmayan husus var. Zaten son dönemde yönetimden gelen, Amerika yönetimden gelen birçok açıklamalar böyle. Muğlak, anlaşılamıyor. O yüzden de yorum yapmak güç. Ama şöyle bir şey var ki, yani Trump'la Erdoğan'ın da iyi bir kimyası var. Burada Washington'da görünen hava
O yüzden ben sizinle, yani sizin kanalla yaptığım değişik görüşmelerde bunu belirtmiştim. Bu karar Trump'ın bireysel kararı. Belki yani kendisine destek veren danışmanlar da olabilir. Dışişleri Bakanlığı değişik çevirdi ama Amerikan devleti genel olarak bu karardan memnun değil, hoşnut değil. Trump'ın son açıklamasını böyle okumak lazım. Ama öte yandan da var olduğu, üzerindeki baskının da çok güçlü olduğu görülüyor. Ama nedir o sınırı aşmak? Zor. Ama Trump'ın da şöyle bir şeyi de söylemek lazım. Yani Trump'ın hakkını teslim etmek gerekirse, Trump şöyle bir yönü de var kendisinin, burada Washington'da dile getirilen. Yani takiye yapmayan, her şeyi olduğu gibi söyleyen bir insan olarak biliniyor. Yani Trump'ın seçim öncesinde de sözü vardı, Suriye'yi çekileceğim diye. Önümüzdeki dönemde seneye Kasım ayında başkanlık seçimleri var. Trump kendi tabanına, bakın sözümü tuttum, Suriye'yi çekildim, çocuklarınızı eve getirdim, Amerika'yı büyük külfetten kurtardım, Amerika'nın kaynaklarını Amerika'ya getiriyorum, o sorunu başkanlara havale ettiğim gibi doktrini var. Trump doktrini dediğimiz, Trump'ı diğer başkanlara ayıran özellikler var. Yani Make America Great Again dediği, Amerika'yı tekrar büyütelim sloganıyla yola çıktı ve kazanmasında çok önemli rol oynayan düşünceyi anlamak lazım. İzleyicilerinizin bunu anlamasını istiyorum. Çünkü Amerika'yı dışarıdan okumak çok güç. Yani Trump'ın aslında adımlarına baktığınızda kendisiyle tutarlı. Kendisini başkanlığa getiren kitleyle tutarlı. O yüzden de Trump kendi bakış açısından baktığında Suriye'deki sorunu başkalarına havale ediyor. Amerika'yı, Amerikan askerlerini çekip oradaki harcanan parayı, harcanan lojistiği başka şekilde kullanacağım diyor. Örneğin açıklamanın ikinci bölümünde dikkat çekmek istiyorum yine. Bir veryansı, bir sitem, bir kızgınlık var müttefiklerine. Fransa'ya, Almanya, diğer Avrupa devletlerine. IŞİD üyesi vatandaşlarını Suriye'den almadıkları için onlara da bir kızgınlık da görülüyor. Evet. Bir bakıma siz bizi yalnız bıraktınız. Biz o kadar külfeti çektik. Elinizi taşın altına koymadınız. Şimdi uğraşın. Ne yaparsanız yapın, uğraşın. Bu işin sorumluluğu da Türkiye'de deyip onlara da mesaj veriyor aslında. Evet. Bunu biraz da böyle okumak lazım. Ama yani Trump'ı biraz yani böyle de değerlendirmek lazım. Ama buradan görünen şey bu kararın çok büyük rahatsızlık yarattığı. Hem Pentagon'da, hem Dışişleri Bakanlığı'nda, hem Kongre'de, hem de Amerikan kamuoyunda, hem düşünce kuruluşlarında, medyada büyük rahatsızlık yarattığını söyleyebiliriz. Son tweet'te biraz da bu tepkilere verilen bir cevap olarak görüyoruz. Evet. Yani ben izin vermeyeceğim diye. Zaten ben de paylaşmıştım Trump'ın geçen Eylül ayındaki açıklamasını, Kürtleri öven, Kürtlerin ödediği bedele vurgu yapan. Zaten sosyal medyada da çok vurgu yapılıyor. Yani nasıl bir yılda bu kadar zıt şeyler söylenebiliyor diye. Ama dediğim gibi Amerika'da da tabanın gücü var. İnsanlar, sıradan insanların gücü var. Onlar çok rahatsız. Belki gene geçen Aralık ayında gördüğümüz gibi Trump'ı yeniden daha değişik manevralara zorlayabilir bu baskı. Ama bu baskının da güçlendiği görülüyor Washington'dan. Peki. Sayın Çeviroğlu, son olarak kısaca şuna dair de sizden hemen görüş almak isterim. Siz Suriye'yi de yakından bilen, özellikle Kuzey Suriye'yi de takip eden bir gazetecisiniz. Şimdi TSK'nın böyle bir askeri harekata girişmesi sonrası neler olabilir o noktada? Çatışma ihtimalinden söz etmek mümkün mü? Siz ne öngörüyorsunuz bu konuda? Yani tabii ki mümkün. Örneğin Rojava'daki tüm belli başlı Kürt şehirleri sınıra ya sıfır ya çok çok 5 kilometreden az bir bölgede. Örneğin ben dün geceden beri Kamışlı'yla görüştüm. Görüşüyorum Grespi'yle, Münbiç'le. Örneğin Münbiç'te Rusların biraz hamlesi olmuş. Amerikalılar önünü kesmiş. Yani bir çok çok denklemin olduğu bir alan. Ve her türlü şeyin olabileceği bir tehlike var. Amerikan askerleri sadece iki noktadan çekildi. Ama dediğim gibi diğer noktalarda halen bağlantıları devam ediyor. O yüzden kaldı ki yani bu karar, tekrar vurgulamak istiyorum, bu karar önceden alınmış, hazırlanmış, planlanmış bir karar değil. Birçok sahadaki askerin de gene rahatsız olduğu, danışılmadan alındığı bilgileri çokça dile getiriyor Washington'da. Zaten Pentagon'un, Savunma Bakanı'nın açıklamaları var, Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var.
Yani onlar da söylüyor, bu karar rahatsızlık yaratmış durumda. O yüzden olası bir operasyonun olabilmesi için, yani Türkiye'nin kazarak herhangi bir Amerikan ya da koalisyon gücüne zarar vermemesi için kendileri açısından iyi bir koordinasyonun olması lazım. İyi bir koordinasyon hazırlığı yapılması lazım. Ama mesela Sayın Erdoğan ısrarla bugün yarın gireceğiz diye açıklamaları da bulunuyor. Yani böylesi bir durumda tabii ki Türk ordusu ve Amerikan ve koalisyon ordusu karşı karşıya da gelebilir. Hiç önceden hesaplanmayan, öngörülemeyen olaylar da yaşanabilir. O nedenle çok dikkatli, hassas olması gereken bir durum. Ama Amerika'nın başını çektiği koalisyon güçlerinin oradaki varlığı halen çok fazla. Tekrar vurgulamak istiyorum, geri çekilen bölge Tel Aviv, Gresli bölgesinde iki nokta. Ama o bölgenin devamında Kobani çevresinde, Minbiç'te, Kamışlı tarafında, Asekede halen Amerikan müşteri yerinde. O konuda bir değişiklik yok. Ama dediğim gibi, yani Pentagon'un da rahatsızlığı kabullenmemesi zaten görülüyor. Genel olarak bunu söyleyebiliriz ama peki, bu kararın bir rahatsızlık yarattığı da yani görülüyor. Ama bu karar da yani Amerika'yı tek renkli bir yapı olarak okumamak lazım. Amerika'da da değişik görüşler var. Ama yaygın kanı, kamuoyunu dikkate aldığımızda, kongre dikkate aldığımızda işte Pentagon'u, yani askeri güç, askeri otorite olarak düşündüğümüzde Pentagon'u, dış siyaset otorite olarak düşündüğümüzde, Dışişleri Bakanı düşündüğümüzde bu kararı benimsemeyen, karşı çıkan kesimin çok çok daha güçlü olduğu görülüyor. Ama peki, öte yandan Sayın Trump da Amerika'nın başkanı, başkomutan. Her son durumda onun söylediği geçerli oluyor. Ama onun üzerine dediğim gibi baskılar da son derece fazla devam etmekte. Peki Sayın Çivrioğlu, çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, yorumlarınız için. İyi akşamlar diliyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, Mutlu Çivrioğlu'nu da dinledik Amerika Birleşik Devletleri'nden. Oradaki atmosferi de bizimle paylaştı. Sayın